Balıkesir, Ayvalık, Sarımsaklı'dan herkese selamlar. Otel öneri serimiz devam ediyor ve sizi şahane bir otele getirdim. Sarımsaklı'nın o müthiş plajında Ayvalık Sea Resort Otel'deyiz. Otelle ilgili kısa kısa bilgiler aktarayım size. Gördüğünüz üzere denize sıfır vitesiz muazzam bir sahili var. Ki bu bölgenin bence en iddialı beach'i de burada. Yani dışarıdan da yine buraya ekstra bir ücret ödeyip gelebiliyorsunuz. Tabii ki otelde konaklayan misafirler herhangi bir ücret ödemiyorlar. Havuz var. Bununla beraber yarım pansiyonu hizmet veriyor ki hem kahvaltıları nefis hem de akşam yemekleri. Hem kahvaltıdan da akşam yemeğine a la carte şahane bir hizmet alıyorsunuz ki detayları da anlatıyor olacağım sizlere. Bu kısa bilgiler şimdilik yeterli olsun ve sizi buradan akşam yemeğine götürüyorum. Akşam yemeğini getirdim sizi. Bu otelde akşam yemeği 7'de başlıyor. 9'a kadar devam ediyor. Şöyle güzel bir uygulamaları var. Her akşam 5 tane ana yemek çıkıyor. Yani kırmızı etten tavuğa kadar. Dilediğinizi seçiyorsunuz. Hemen arkadaşlar size hızlı bir şekilde servis ediyorlar. 7 tane meze, 1 tane salata, bir de ara sıcak geliyor. Ben de kendime bir bonfile söyledim. İzninizle hemen bir tadına da bakacağım. Bas abi. Ve örnek bir bölümle yapmışlar. Jamaika'nın arkasında. Masanıza gelecek yemeğim. Birebir örneğini orada görüyorsunuz. O da güzel bir uygulama olmuş. Et yumuşacık. Çok güzel marine edilmiş. Mezeler de çok lezzetli görünüyor. Şu an güneş de karşımda batmak üzere. Yani bu terasında şahane de bir manzara olacaktır. Yemeğinizi yerken. Evet. Akşam yemeğinden bu kadar. Bana afiyet olsun. Sarımsaklı sabahından herkese günaydın. Otelin sahiline kadar getirdim sizi. Şimdi buradan otelin içerisine kadar devam edeceğiz. Ben de dilim döndüğünce gördüğüm alanları sizlere anlatmaya çalışacağım. Sahilden başlayalım. Sarımsaklı'yı duymuşsunuz herhalde. Müthiş bir plajı var. Upuzun. Bu otelde bu plajın en güzel yerlerinden bir tanesine diyebilirim. Şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle yaklaştırayım sizi. Su sesi de size gelmeye başlamıştır. Tabii şu an bu güzel atmosferin tadını çıkartanlar var. Spor yapmaya başlamışlar sahilde. Birkaç farklı bölüm var otelin. Yani sahili plajı çok başarılı. Bakın dilerseniz böyle kumların üzerinde oturabileceğiniz, keyif yapabileceğiniz alanlar var. Dilerseniz de yine böyle yemeğinizi alabileceğiniz alanlar var. Bu tarafa döndüğümüzde tam bir plaj görüntüsü. Şemsiyeler hazır. Burası içecek ve yemeklerinizi alabileceğiniz bölüm. Mutfak ve bar hemen şurada. Bakın şöyle çok keyifli alanlar var. Yemeğinizi yiyebileceğiniz. Devam edelim. Hemen şu solda bar var. Özellikle kokteyl severleri oraya bekleyebiliriz. Çok güzel kokteyller hazırlanıyormuş o barda. Gördüğünüz üzere çok güzel bir peyzaj var. Ön tarafta kumların üzerinde, bu alanlarda da çimlerin üzerinde bu keyifli alanların tadını çıkartabiliyorsunuz. Güneş karşıda ama umarım gösterebiliyorumdur. Şurada da plaj voleybolu için keyifli bir alan yapılmış. Ve artık otelin içlerine doğru ilerlemeye başladık. 3 farklı tip oda var bu tesiste. Standart oda, aile odası, bir de lüks bir oda var. Bakın şöyle etrafı da göstermek istiyorum ilerlerken. 2 katlı yapılar. Oldukça hoş.
odaların içlerini de göstereceğim size merak ediyorsunuz. Şimdi şu üst katta ben akşam yemeğimi aldım. Kahvaltıyı da biraz sonra orada alacağım. Hani restoran şu üst kat. Altta yine şurada bir bar var. Yine havuzda keyif yaparken oradan içeceklerinizi alabilirsiniz. Tabii havuzu da gösterelim size. Havuzdan bahsettik. Bakın her yer yemyeşil. Giriş bölümü burası değil ama vakit kaybetmemek için şöyle farklı yerlerden giriyorum. Havuzu göstereyim size. Bakın yetişkin havuzu hemen önümüzde. Şu arkada da çocuklar için bir havuz var. Yine burada şezlonglar hazır. Burası yani oldukça sakin bir alan. Yani çok da güneş ışığına maruz kalacağınızı düşünmüyorum burada. Çünkü bakın şöyle kaldırıcı kaldırdığımda etrafta ağaçlar buraya bir doğal gölge oluşturuyor. Evet. Yetişkin havuzu burada. Çocuk havuzu da burada. Ve ben de buradan sizi kahvaltıya götürüyorum. Kahvaltıya getirdim sizi. Sabah 8 ile 10 arasında kahvaltınızı alabiliyorsunuz. Yine dün akşam yemek yediğim yerdeyim. Neler var? 1, 2, 3, 4 tane sıcak ürün geldi. Göz yumurta geldi. Ondan sonra omlet geldi. Yine sucuklu yumurta, menemen gibi ürünlerden de sipariş edebilirsiniz. Kocaman bir peynir tabağı, birkaç çeşit reçel, zeytin, şöyle bir ekmek sepeti geldi içerisinde. Yani normal ekmekten baget ekmeği, kruvasandan simite kadar tüm ürünler var. Şöyle neden başlasak? Şöyle parmak börekten bir tane bir alayım, bir tadına bakayım. Sıcaklardan kızartma var ki severim. Parmak börek, sosis, yine pişi de var. Gayet lezzetli. İyi, bana afiyet olsun. Sırada odalar ve sizi ilk standart odaya getirdim. Burada gördüğünüz üzere bir iki kişilik yatak. Bir de tek kişilik yatak var. Şöyle çok hoş olmuş bu detaylar da. Çok beğendim. Yine ferah, güzel, hoş bu oda. Geniş ekran TV mini var burada. Sıcak içecekler için ikramlar, dolabınız, havlular. Ve tabii ki çok keyifli bir balkon hemen burada. Sandalyeler, sehpa ve önünüzde nefis bir manzara. Şöyle banyosunu merak ediyorsunuz. Banyoya doğru gidelim. Tam boy ayna. Evet. Banyosu da böyle. Ve sizi diğer göstermek istediğim odaya götürüyorum. Ve sırada VIP oda. Şöyle kapıyı kapatalım. Hemen solda banyo. Banyo ile beraber anlatmaya başlayayım. Bakın duş aldığınız alan orada. Oldukça şık. Çok da güzel aydınlatılmış. Tertemiz havlular. Burada kıyafetleriniz için dolap, bir oturma grubu, geniş ekran TV'niz. Şurada hemen mini bar var. Yine sıcak içecek ikramları. Ve tabii ki bu odanın en can alıcı noktalarından bir tanesi böyle kocaman jacuzzi'li bir küvet ve de yatağınız burada. Yani çok ferah bir oda. Bakın şöyle tavanı oval kullanılmış. Dik değil. O da ayrı bir hava katmış. Yatağınızdan kalktınız. Şu perdeyi açtınız. Ve sonrasında bakın burada şezlonglarınız, yine bir oturma grubu, sehpa, sandalyeler ve şöyle şahane bir manzara burada sizleri bekliyor ve odalar böyleydi. Evet, sahile getirdim sizi. Biraz da karnım acıktı. Deniz beni acıktırıyor. Biliyorsunuz bir tane ayvalık tostu söyledim. Ayvalar gelmişken tabii ki bu efsane lezzet tadılmalı. Bir de ayran söyledim kendime. Ayvalık tostun fiyatı 60 lira. Ayran da 20 lira. Şimdi yani şunu söylemek istiyorum. Yani Ayvalık bölgesinde birçok yere gittim. Yani bu kadar kapsamlı bir beach hizmeti alabileceğiniz bir tesis henüz yok.
şahane bir mutfakları var. Yani ben tost söyledim. Bunun haricinde çok geniş bir menüleri var. Fiyatlar da ortalama diyebilirim. Ayrıca bir kokteyl barı da var. Oradan kendinize güzel bir kokteyli ısmarlayabilirsiniz. Çok geniş bir alanda birçok seçenek var. Dilerseniz hemen şurada sağımda kumların üzerinde güneşlenebilirsiniz. Kumun, denizin, güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Şahane de bir salıncak yapmışlar sosyal medyanız için. Orayı lütfen unutmayın. Dilerseniz de biraz daha arkada bir sakin olalım. Yani müzikten biraz uzak olalım. Yine denizin, güneşin, kumun tadını çıkaralım derseniz arkada da yine çimenler üzerinde bu alanın keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdi bu otele geldiniz, konaklıyorsunuz. Tabii ki Ayvalık'a gelmişken gitmeniz gereken, görmeniz gereken yerler var. Hemen bahsedeyim. Sarımsaklı merkeze aracınıza 5 dakikada gidebilirsiniz. Yine orada da beach hizmeti alabileceğiniz yerler var. Alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Bir akşam da bir orada keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Ayvalık 10 dakika mesafede. Ayvalık merkezde Macaron Caddesi var. Orayı tavsiye ederim. Çok şirin, keyifli kafeler var. Orada bir tatlı yiyebilirsiniz. Kahve içebilirsiniz. Yine alışveriş yapabilirsiniz. Tabii ki buraya gelmişken bir zeytin, zeytinyağı ve zeytinle ilgili ürünler satın alınmalı. Tarihi yapılar var. Taksiyaris Anıt Müzesi'ni muhakkak görmenizi tavsiye ederim. Saatli Cami, Çınarlı Cami yine görülmesi gereken yerlerden. Hemen karşıda Cunda Yarımadası var. Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'nden geçip ulaşıyorsunuz oraya. Yani buradan da aracınızı 15 dakikada Cunda'ya ulaşabilirsiniz. Yine Cunda'da Ortunç tarafını tavsiye ederim. Denize girmek için nefis koylar var. Tam bir doğa harikası. Çam ağaçları arasından zaten yolculuk yapıyorsunuz aracınızla. Böyle hafif tatlı virajlı bir yol. Cunda'da Patericha koyunu tavsiye ederim. Orada da bir iç hizmeti alabileceğiniz yerler var. Cunda zaten çok tatlış bir yer. Özellikle akşam üzeri giderseniz biraz sokaklarında kaybolmanızı tavsiye ederim. Çok güzel fotoğraflar yakalarsınız. Yine orada Taksiyaris Kilisesi ziyaret edilebilir. Yel değirmenleri var yukarıda. Hem aynı zamanda müze orası. Oraya da gidip bir limonata için lütfen benim için. Hem Cunda'yı hem de Ayvalık'ı panoramik olarak izleyebiliyorsunuz. Ayaklarınızın altında biraz yüksek bir yerde. Evet, hemen izninizle bir tadına da bakayım tostun. Lafa da aldık. Yani her zamanki gibi gayet lezzetli. Yani Ayvalık'a gelmişken ben bu tostu yemeden kesinlikle Ayvalık'tan ayrılmıyorum. Otelle ilgili hemen kısa bilgiler vereyim, toparlayalım. Yani bu otel hakikaten özel bir tesis. Hem aileler için, hem çiftler için, gençler için, yaşlılar için herkese hitap ediyor, onu söyleyebilirim. Yarım pansiyon hizmet veriyor. Yani kahvaltı sunumu ve akşam yemeği sunumuna ben hayran kaldım. Hakikaten birebir alakart hizmet alıyorsunuz. Siparişlerinizi garson arkadaşlar hızlı bir şekilde servis ediyor. Çalışanlar güler yüzlü, yemekler çok lezzetli. Plajı çok etkileyici. Yani burada kumun, denizin, güneşin tadını sonuna kadar çıkarma şansınız var. Yeri de çok güzel. Yani etrafında başka bir tesis de yok. Uzun bir plajı siz keyifli kullanıyorsunuz. Evet, Ayvalık Sea Resort'taki günümüzün yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Benim için çok keyifliydi. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni gelirse bu video o kadar çok izleyicinin karşısına çıkmış oluyor. Bu konu önemli. Yine otelle ilgili, çevreyle ilgili, Ayvalık Sarımsaklı ile alakalı sorular, öneriler varsa onları da yorumlar kısmından lütfen yazmayı unutmayın. Perşembe günleri 20'de otel vloglar yayınlanıyor. Pazar günü de 12.30'da bölge vlogları yayınlanıyor. Bu vlogları izlemek için abone olmayı tabii ki unutmayın. Ayvalık Sarımsaklı'dan sevgiler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.